Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir künefe nasıl yapılır, hangi püf noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor bunları en detaylı ve en açıklayıcı şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi elimizde bir tane tek kişilik tek porsiyonluk künefe tabağımız var. Künefe tabağı ile künefemizi yapacağız. Burada verecek olduğumuz ölçüler bu tabağımıza göre olacak. Sizlere net bir ölçü vermeye çalışacağız. Gramaj gramaj olacak şekilde ölçümüzü vereceğiz. Şimdi ilk olarak kadayıfımızı ayarlayacağız. Bu tabağımız için 12 santimetre iç çapı olan tabağımız için 80 gram kadayıfımızı tartma işlemini gerçekleştiriyoruz. 80 gram kadayıfımızı tartma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi tartmış olduğumuz kadayıfımızı ince ince küçük küçük olacak şekilde doğruyoruz. Burada kadayıfı doğramak istemeyenler robot yardımıyla da çekebilirler. Tercih size kalmış. İster robot yardımıyla çekin, isterseniz bıçak yardımıyla küçük küçük doğrama işlemini gerçekleştirin. Fark etmez, ikisi de uyar. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra bu doğramış olduğumuz kadayıfın içerisine dökecek olduğumuz eritilmiş tereyağımız için tereyağımızı tartıyoruz. Buradaki tereyağımız 50 gram olacak. 50 gram olacak şekilde tereyağımızı ayarlayıp ocağımızda eritiyoruz. Tereyağımızı ocağımıza aldık. Tereyağımız erirken şimdi künefe tabağımızı hazırlayacağız. Künefe tabağımızı güzelce göz kararı bir tereyağıyla yağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada tereyağının bir miktar fazla olmasına özen gösterelim. Çünkü yapışma gibi bir durum söz konusu olmasın diye tabağımızı tereyağıyla olabildiğince yağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu, burada yağlama yapmış olduğumuz tereyağının cıvık olmasına özen gösterelim. Cıvık olursa daha güzel yağlamış oluyoruz. Bu şekilde tabağımızı tereyağıyla yağladıktan sonra tabağımızın taban kısmına bir çay kaşığı şeker eklemesi yapıyoruz yaydırarak. İsterseniz pekmez de ekleyebilirsiniz, fark etmez. Biz burada şekeri tercih ediyoruz. Bunu eklememizin sebebi kadayıfların güzelce kızarması, rengini alması için bu şekilde ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. İsteyenler burada pekmez de kullanabilir. Tabağımızı hazırladık. Diğer tarafta tereyağımız erime aşamasını tamamladı. Eriyen tereyağımızı doğramış olduğumuz kadayıflarımızın üzerine döküp kadayıfla tereyağlarımızı güzelce karıştırıyoruz. Tereyağını kadayıfımızın her tarafına yedirmeye özen gösterelim. Güzelce karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kadayıfımızı tereyağı ile homojen bir hale getirdikten sonra göz kararı ikiye böldük. Bu kısmın bir tanesini tabağımızın alt tabanına döşeceğiz. Ardından peynirimizi koyacağız. Peynirimizi koyduktan sonra diğer yarısını da üst tarafa döşeyeceğiz. Bu şekilde ayarlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi ikiye bölmüş olduğumuz kadayıfımızın bir kısmını tabağımızın alt kısmına yaydırarak güzelce koyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde yaydırma işlemini gerçekleştirdikten sonra buradaki kadayıflarımızı sıkılaştıracağız. Sıkılaştırmak için yağlı kağıdı tabağımızın üzerine koyuyoruz. Diğer bir künefe tabağı ile bastırıyoruz. Bu şekilde buradaki kadayıflarımızı sıkılaştırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Sıkılaştırma işlemini gerçekleştirdikten sonra sıra peynir eklemesine geldi. Burada kullanacak olduğumuz peynirimiz özel künefe peyniri. Şimdi bu yapmış olduğumuz künefenin sünmesini, ağızda güzel bir lezzet bırakmasını, dışarıda yediğimiz gibi bir künefe olmasını istiyorsak kesinlikle peynirimizin künefe peyniri olması gerekiyor, özel peynir olması gerekiyor. Tuzsuz künefe peynirimizi de görmüş olduğunuz gibi bıçak yardımıyla doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada kullanmış olduğumuz peynirin gramajı 50 gram. 50 gram olarak peynir kullanıyoruz burada. Çünkü 50 gramdan fazla koyduğumuz zaman tabağımız bir porsiyonluk olduğu için bozukluklar, şekilde sıkıntılar meydana gelebiliyor. Şimdi bu doğramış olduğumuz peynirlerimizi tabağımızın içine alıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, peynirler şu dip kısmına denk gelmeyecek. Çünkü erime meydana geldiği zaman dışına taşmasın diye şuradaki bir kısımda bir miktar şöyle yuvarlak olacak şekilde boşluklar bırakarak peynirimizi yerleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Peynirimizi yerleştirdik. Kenar kısımlarına bakın, boş bıraktık. Şimdi diğer ayırmış olduğumuz kadayıfla peynirimizin üst kısmını kapatıyoruz. Peynirimizin üstünü kadayıfımızla kapattıktan sonra tekrardan yağlı kağıdımızı koyup sıkıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Künefemiz görmüş olduğunuz gibi hazır hale geldi. Burada bir diğer püf nokta, bu hazırlamış olduğunuz künefeyi dolapta yarım saat, 1 saat beklettiğiniz zaman daha güzel, daha kalıp halinde çıkıyor. O yüzden biz de streç filmi çektik, üzerine görmüş olduğunuz gibi dolabımıza kaldıracağız. 45 dakika, 1 saat boyunca dolabımızda bekledikten sonra pişirme işlemine başlayacağız. Künefelerimizi dolabımızda 1 saat boyunca bekleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi künefemizi ocağımıza almadan önce şerbetimizi hazırlayacağız.
Şerbetimiz için her bir künefe tabağı için yarım su bardağı su, yarım su bardağı şeker. Bizim burada iki tabak künefemiz var. Bunun için bir su bardağı şeker, bir su bardağı suyumuzu tenceremizin içerisine ekleyip şerbetimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz ve ardından tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Kısık ateşte burada şerbetimizi kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynarken de şimdi künefemizi pişirme işlemine başlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ocağımızın en küçük gözünde. Bakın bu gözünde künefemizi en kısık ateşte pişireceğiz. Çünkü direkt hızlı bir ateşte aldığımız zaman künefelerimiz yanabiliyor. Tamamı pişmeyebiliyor. Tamamının pişmesi ve güzelce oluşması için en kısık ateşte çevire çevire pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Künefemizi ocağımızın üzerine koyduk. Şimdi burada bir pense yardımıyla çevirerek pişirme işlemine devam edeceğiz. Her bölgenin güzelce pişmesi için kısık ateşte güzelce çevirerek pişiriyoruz. Burası birazcık zahmetli, birazcık zor. Ancak sonu güzel olacak inşallah. Pense yardımıyla çevirerek bu şekilde 8 dakika. Bakın bunun da dakikasını söylüyorum. Bu şekilde bir tarafını en az 8 dakika olacak şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz. Bir yanda künefemiz pişerken diğer yanda şerbetimiz, şekerimiz eriyerek pişirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde iki işlemi birden yürütüyoruz. Şerbetimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra içerisine 5-6 damla olacak şekilde limon eklemesi yapıyoruz şekerlenmemesi için. Şekerlenmemesi için limonumuzu ekledik. Limonumuzu ekledikten sonra bu şekilde kısık ateşte 10 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyoruz şerbetimizi. Şimdi de bir taraftan pişen künefemizi çevirecek olduğumuz diğer tabağımızın yağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Künefemizin diğer yüzü piştiği zaman şu kısmını tekrardan diğer künefe kabımızın içerisine çevireceğiz. O yüzden yine aynı şekilde bu kabımızın içerisinde yağlayıp şekerliyoruz. Künefemizi diğer tabağımıza çevirme işlemini gerçekleştirdik. Bu kısmı gayet güzel şekilde pişmiş. Şimdi diğer tarafını da güzelce yine 8 dakikada olacak şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz. Şerbetimizi 10 dakika boyunca kaynatma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi altını kapatıyoruz. Burada şerbetimizi sıcak olacak şekilde künefemize vereceğiz. Eğer ki şerbetiniz soğursa tekrardan bir tık kaynatmayı unutmayalım. Bizim künefemiz de aynı anda pişeceği için herhangi bir sıkıntı yok. Direkt sıcak olarak künefemize vereceğiz. 8 dakika boyunca künefemizin diğer tarafını da pişirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıcak olan şerbetimizi veriyoruz. Burada en fazla 2 kepçe olacak şekilde sıcak şerbetimizi veriyoruz. Şimdi sıra geldi yapmış olduğumuz künefeyi kontrol etmeye. Güzelce bir bıçak yardımıyla künefemizi dilimleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakalım tadı ve lezzeti nasıl olmuş? Bu video sizlerle buluşacak mı? Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde sünüyor. Künefemizde herhangi bir sıkıntı yok. Künefemiz gayet güzel bir şekilde sünüyor. Görüyorsunuz. Şimdi tadım testine başlıyoruz. Şekeri yerinde, aroması yerinde, görüntüsü efsane, kalıp gibi çıktı. Bakın işte bu kalıp gibi çıkmasının sırrı dolapta bir saat beklemesi diye söylemiştik. Onun da burada örneğini sizlere göstermiş olduk. Tadında ve lezzetinde hiçbir sıkıntı yok. Yapımı bu şekilde dostlarım. Sizler de evinizde çok rahat bir şekilde bu künefeyi yapabilirsiniz. Anlatmış olduğumuz yol ve yöntemleri izleyerek efsane bir künefe elde edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.